Sevgili seyirciler, Azerbaycan'ın Terter kentinde Ermenistan ordusunun attığı roket nedeniyle yıkılan sivil yerleşim alanları görüntülendi. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan, Terter'de sivillerin yerleşim yerlerini hedef aldı. İşgalci Ermenistan ordusu tarafından sabah saatlerinde atılan roket Terter kent merkezine düştü. Saldırıda sivil yerleşim alanları yerle bir olurken saldırı anında vatandaşların sığınaklarda olması olası faciayı önledi. Roketin düştüğü bölge görüntülendi. Ermenistan'ın saldırısının neden olduğu yıkımda sivil yerleşim alanları büyük zarar gördü. Terter şehrine Ermeni menfur düşmanımızın attığı mermi neticesinde dağılmış Əmimgilin evidi. Yani göz kabağındadır her şey. Bütün dünyaya yalanan məlumat yayırlar ki ateşkəsdir, ama ateşkəs değil. Hal-hazırda ateşkəs vaxtı olan bir mermi düşməsi nəticəsində dağılmış bir evdir. Şükürler olsun ki evde hiç kim olmuyor. Evde yani sığınacakta olurlar. Ona göre de salamatçılıkta, ancak bugün bu dağılmış ev göz kabağındadır. Yani bizim devletimiz, ordumuz var olsun. İnşallah zəfər bizimdir. Yakın günlerde Qarabağ'ı işğaldan azad edeceğiz. Ve mənfur düşmanı o torpaqlarımızdan qovacağız. Yaşasın Azerbaycan. Eşk olsun Türk kardeşlerimize. Qarabağ Azerbaycandır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, Cumhur ile Cumhuriyet ayrılmamak üzere kucaklaşmıştır. Geçmişle gelecek, ülkeyle ülkü, tarihle coğrafya, akılla duygu, duruşla yükseliş birleşmiş, bütünleşmiş, kenetlenmiştir dedi. CHP'nin oyunu bozuldu. İP Parti'nin filmi geriye sardı. Yuları kandilden tutulan HDP bunalıma girdi. Diğer marjinal partilere laf söylemek bile zaman israfıdır. Hepsi birden aynı çuvalda buluşmuştur. Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler, rızık nedir desek aval aval yüzümüze bakarlar. Paris'te herhalde pasta yemeye hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. Ama sokağa çıkalım diyen olsa hemen Kırgızistan, Belarus akıllarına gelir, damarlarına zehirli kan yürür. Yok öyle yağma, ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız. İnsanımıza da, milletimize de, devletimize de destek vereceğiz. Askıya fatura koyup bununla övünenlerin ekmekten şikayet etmeleri en başta milletimize, inançlarımıza, geleneklerimize hakarettir. Bahçeli konuşmasında Avrupa Birliği ülkelerinde Türk ve İslam düşmanlığının kaygı verici konuma yükseldiğini vurguladı. Irkçılık, İslamofobi ve Türk düşmanlığı yaşlı kıtaya karargah kurmuştur. Hollanda Özgürlük Partisi'nin soysuz başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na terörist diyecek kadar alçalmış, gerçek manada teröristin, caninin, faşistin ve barbarın kim olduğunu gözler önüne sermiştir. Terör örgütleriyle yasak ilişki yaşayan bu karanlık siyasetçinin ve destekçilerinin terörizmin Avrupa'da konuşlanan temsilcileri oldukları izahtan varestedir. İslam'ı yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunmuştur. İslam'ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek, mühteris ve müflis Macron'un haddi değildir. Akli melekelerini hepten kaybetmiş. Macron'un kafa yoracak, mesele yapacak, başka işi, başka gündemi, başka meselesi yok mudur?
bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir. Biliyor ve iman ediyoruz ki Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam'dır. Bütün insanlığın ebedi kurtuluşu Allah'ın son dini İslam'da teslim olmaktan geçer. Dinin sahibi Allah'tır. Peki Macron'un sahibi kimdir? Müşfik dayanışmasının içinde olanlar kimlerdir? Türk ve İslam düşmanlarının hizmetkarlığı kimlerin lehine, kimlerin çıkarınadır? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın işgal edilen yurt topraklarını da bir bir geri aldığını vurguladı. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kaybıdır. Vatan toprakları ancak ve ancak sonuna kadar mücadeleyle alınacaktır. Her meselede Türkiye'nin karşı kutbunda yer alan ABD önce dost mu düşman mı buna karar vermelidir. Şayet müttefiksek bu müttefiklik hukukuna bağlı olup olmadığını gözden geçirmelidir. Değerli milletvekilleri, bu kapsamda Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen menfur olay zamanlama itibariyle oldukça düşündürücüdür. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin İstanbul başta olmak üzere ülkemizin diğer illerindeki vatandaşlarına dönük güvenlik uyarısından kısa süre sonra bu terör olayının ortaya çıkması kuşkularımızı daha da yoğunlaştırmıştır. Alınan ihbarların ardından kendi vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durmasını tembihleyen ABD Büyükelçiliği sahip olduğu bilgi ve iddiaları ülkemizin yetkili mercileriyle paylaşmadıysa büyük bir skandala imza atmış demektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye gitti sevgili seyirciler. Bakan Varank ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada Denizli'nin pek çok alanda önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Denizli'ye geldi, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Varank ilk olarak Çardak Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti. Burada filtre fabrikasını ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Bakan Varank çalışmalar hakkında firma yetkilisinden de bilgiler aldı. Almayı ne isterse oluyor bu dizi esasında. Hadi kes. Kesti. Orada işaret ediyor. Makine belli bir bile seyirciden sonra noktayı koyuyor, buradan da kesiyor. Noktayı makine mi koyuyor? Tabii makine koyuyor. Ne kadar güzel çekiyor. Bakan Varank daha sonra Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti. Burada fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakan Varank'a ziyaretlerinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'la kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti. Denizli Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı burada önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi de yer aldı. Ne zamandır Denizli'ye gelmek için plan yapıyorduk. Kısmet böyle bir güzel günde buraya gelmek nasip oldu. Şükür kavuşturana diyorum. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde de tıpkı Türkiye genelinde olduğu gibi elektrik tüketimi aydan aya artıyor. Ekim'in ilk 3 haftası da maşallah gayet iyi bir durumda. Nisan'ı 2'ye katlamış şekilde şu anda elektrik tüketimi devam ediyor. Denizli'de de reel sektörün yatırım iştahı gerçekten çok güçlü. İlk 8 ayda yaklaşık 2 milyar liralık 101 farklı yatırıma teşvik belgesi düzenlemişiz. Önümüzdeki dönemde tabii ki bu yatırımların istihdama çok müspet etkileri olacak. Sanayi siciline kaydolan işletme sayısına baktığımızda da burada da sayının arttığını görüyoruz. Bu sene 232 yeni sanayi tesisi üretime geçmiş gözüküyor. Yani 2019'da kıyasladığımızda %18'lik bir artışa tekabül ediyor. Eylül ayı ihracatı da gayet iyi durumda. Denizli geçen seneye göre
%16,5'luk artışla 323 milyon dolar ihracat hacmini yakaladı. Bunun 125 milyon doları hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen geliyor. Yani Denizli reel sektörde, üretimde salgının yaralarını çok hızlı sarabiliyor. Örnek bir başarıya Türkiye'de imza atıyor. Pamukkale Teknokenti kurup 10 milyon liranın üzerinde hibe katkısı sunmuşuz. Kalkınma ajanslarımız Denizli'de bugüne kadar 378 projeyi destekleme kararı aldı. Buralara maddi destek sağladı. Şehir içindeki deri işletme tesislerinin OSB'ye taşınmasını aslında biz sağlamış olduk. Kalkınma ajanslarımızın verdiği desteklerle. Bu sayede işletmeler daha iyi koşullarda çalışmaya ve rekabet koşullarını arttırmayı başardılar. Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşmayı desteklemek için ticaret odamız bünyesinde tekstil tasarım merkezi kurduk. Birazdan ziyaret edeceğimiz Dostek Meslek Lisesi'nin makine ekipman altyapısını biz modernize ettik. İl turizmini daha da geliştirmek için şimdi çok önemli adımlar atıyoruz ve Laodikya Antik Kenti'ni şehrimizle, özellikle belediyemizle birlikte restore ediyoruz. Bakan Varank toplantının ardından yoğun ziyaret programı kapsamında Dostek Meslek Lisesi'ne gitti. Öğrencilerle, öğretmenlerle sohbet etti, öğrencilerin projelerini inceledi, tebrik etti. Öğrencilerimiz sevdiği şarkıları oturup saatlerce ulaşmaları gerekiyor. Ulaşırken de aynı kodları fabrikada bir makineye güçlenecekse orada da pistonu güçlenecek. Aynı programla eğlenerek öğrenmeye çalışıyor. Bakan Varank, Pamukkale Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu toplantısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, AK Parti Denizli İl Başkanlığı ziyaretiyle programını tamamladı. AK Parti İl Başkanlığı'nda büyük bir coşkuyla karşılanan Bakan Varank, partililere seslendi, Denizli için övgülerini sıraladı. Bakan Varank ziyaretlerinin ardından Denizli'den ayrıldı. Denizli'de güzel bir gün geçirdim. Denizli'nin potansiyelini gördüm. İnşallah bu potansiyeli çok güzel bir şekilde hep beraber ayağa kaldıracağız diyorum. Buraya efendim alıyorum. Bunu aldı, böyle sokayım dedi. Buraya efendim. Denizli'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Laodikya Antik Kenti'ni de görmeden kentten gitmedi. Bakan Varank, Laodikya'ya hayran kaldı. Sağlam yapmış. Bakın altta görüyorsunuz arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli ziyaretinde rotasını Laodikya Antik Kenti'ne de çevirdi. Kas Heyeti Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek'ten antik kentle ilgili bilgiler alan Bakan Varank incelemelerde bulundu. Bakan Varank'a ziyaretinde protokol üyeleri de eşlik etti. Özellikle ötüşüyle, rengiyle, ipiyle, gagasıyla, kanadıyla Denizli demek olur. Duruşuyla. Duruşuyla, her şey. Bakan Varank, Laodikya'yı çok beğendiğini söyledi, kazı çalışmalarına destek verdiklerini vurguladı. Bugün Denizli ziyaretimiz kapsamında Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Bu manada kalkınma ajanslarıyla yerelin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere biz destek veriyoruz. Laodikya'da da bundan önce bir kilisenin restorasyonunu destek vermiştik. Şu tarafta görebiliyorsunuz, kameralar belki çekmiyordur ama bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40.000'den 200.000'e çıktı. Bundan sonraki dönemde de yine Kalkınma Ajansımızla ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz. Arkamızda önemli bir antik tiyatronun kazı çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve Anadolu coğrafyası antik tiyatrolar yönünden çok zengin. Arkamızda gördüğünüz eser 98,5 metre genişliğe sahip bir antik tiyatro. Tabii Anadolu medeniyetlerinin bu kadar zengin olması ve Türkiye'nin bunlara ev sahipliği yapması ve bunun da turizm anlamında büyük katkılar sağlamasını biz önemsiyoruz.
Türkiye'nin her tarafında sanayiye, teknolojiye yatırımın yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak turizm olsun, tarım olsun çok farklı projeler destekliyoruz. Laodikya'da da böyle bir projeye destek vermekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ben bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak burayı ziyaret etmek istedim, yapılanları görmek istedim. Hocamızdan bilgileri aldık. 2200 yıllık bir tarihe uzanan mekandan bahsediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla Denizli'mizi sanayi şehri olmanın, tarım şehri olmanın yanında turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bakan Varank açıklamalarında Denizli'ye müjdelerini de sıraladı. Denizli'ye müjdelerimizle geldik. Daha önce sayın vekillerimizin, sayın valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın ziyaretinde burada 7'den 77'ye herkesin ziyaret edebileceği ve özellikle bazı sergilerin de Denizli'den izler taşıyacağı bir bilim merkezi kuracağız. Teknopark'ın ihtiyaçları var. Teknopark'ta bir ortak prototip atölyesi kurabilir miyiz? Özellikle inovasyona yönelen şirketlerin ortak kullanımına ne tip altyapılar katabiliriz? Bununla ilgili görüştük. Önümüzdeki dönemde belki yeni bir teknoparkı organize sanayi bölgesi içerisine kuracağız ve bunun içerisinde de bir prototipleme atölyesi düşünüyoruz. Model fabrikalarda işletmelerimizin yalın üretime geçişleriyle ilgili verimliliği arttıracak dijital dönüşüme geçişlerini hızlandıracak projeler yapıyoruz. Bu manada da Denizli'ye bir model fabrika ya da inovasyon merkezi kurmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Onu da yerel paydaşlarımızla görüşüyoruz. Denizli sanayisinin gelecekte önemli bir parçası olacağına inandığım ve Denizli'nin katma değerini arttıracağına inandığım makina ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulma çalışmaları var. Burada da yer belirleme çalışmaları neredeyse bitmiş durumda. Makina ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla da özellikle katma değerli makina üretimi Denizli'de hızlanacak. Burada bir potansiyel var. Bunu da önümüzdeki sene artık kazmayı vuracak şekilde tüm süreçleri bitirmek istiyoruz. Bunun da görüşmelerini arkadaşlarımızla yaptık. Açıklamanın ardından Bakan Varank ve protokol üyeleri Laodikya'da hatıra fotoğrafı çektirdi. Covid-19'a yakalanan ve tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşımında bulundu. Değerli İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim, öncelikle hepinize çok içten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya, korumaya, maske kullanmaya lütfen özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. günüm. Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak. Elbette bütün hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının 10 gün ücretsiz olacağını duyurarak sağlık durumu hakkında da bilgiler verdi. 3 aydır yaptığımız deneme sürüşleri problemsiz geçti, ne mutlu bize. Bu hattın açılışı törenini 28 Ekim'de yapacağımızı sizlere duyurmuştuk. Ancak hastanede olmam sebebiyle açılış törenimizi erteledik. Ama metromuzun elbette hizmete girmesini ertelemiyoruz. 28 Ekim Çarşamba günü öğlen saat 12 itibariyle Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarım daha önce 2 günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı. Ama düşündüm ve bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Evet, bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Elbette mesafe kurallarına, maske takma kurallarına uyarsanız. Bu hattın yapımında emeğe geçen belediyemizin önceki yönetimlerine de yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu hattın bir de devamı var. Mecidiyeköy, Kabataş, Beşiktaş istasyonlarında arkeolojik kazılar devam ediyor. Kabataş'ta Mart ayından beri
arkeolojik çalışmalar başladı. Diğer tünel ve istasyonlarda ise inşaat çalışmaları sürüyor. Hedefimiz bu hattı da 2022 yılının ilk 6 ay içinde açmak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hazreti Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlerle fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasına tepki gösterildi. Memursan Manisa İl Temsilciliği Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi. Basın açıklamasında Memursan'a bağlı sendikaların başkanları ve üyeleri ellerinde Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Arapça pankartlarla Fransa'yı protesto etti. Aslında Macron bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini daha ekleyerek insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasına tehlin etmek amacıyla toplandıkları kaydedildi. Hemen belirtelim ki insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron'un sözde ifade özgürlüğü adına doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş, zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak teröre ve kine ortak olmaktadır. İnancımız farklı olabilir, fikirlerimiz karşıt görünebilir ama çok temel bir ortaklığımız var. Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2020-2021 Fuzuli Kültür Sanat Sezonu İstanbul'dan Karabağ Gönül Köprüsü temasıyla düzenlenen programla başladı. Gazi Osman Paşa Belediyesi 2020-2021 Fuzuli Kültür Sanat Sezonu İstanbul'dan Karabağ Gönül Köprüsü temasıyla düzenlenen açılış programı ile başladı. Kültür Sanat Sezonu açılış programına Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülfettin Çelik, Medeniyet Üniversitesi Dekanı Ali Tan, Sosyolog İsmail Öz, Azerbaycan Konsolos Muavini Ramiz Hacızade ile birlikte Azeri piyano sanatçısı Brilliant kıymetli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davetlerin sosyal mesafe kuralına göre oturtulduğu salondaki koltukların üzerine ise Türkiye ve Azerbaycan bayrakları konuldu. Azeri sanatçı Brilliant kıymetli piyano dinleti sunduğu açılış programında Dr. Sami Dural Gazi Osman Paşa Senfoni Orkestrası ve Gazi Osman Paşa Belediyesi Sanat Akademisi Öğretmen Orkestrası sahne aldı. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kültür Sanat Sezonu'nun açılış konuşmasını yaptı. Başkan Usta, kültür sanatla ilgili çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti. Konuşmayı gerçekleştirdik. Günümüzün anlamını en çok ifade eden, dostluğumuzun pekiştirilmesi, birlikte bir millet olmanın, iki devlet olmanın, kardeş ülkelerle yürümenin sorumluluğunu yerine getirilmesi anlamında çok
kalmış geçmişte Fuzuli ile bu programı adlandırmış olduk. Azeri sanatçı Brilliant Kıymetli'nin sahne öncesi yaptığı konuşmada "Bir millet iki devlet" desturu ile "Karabağ Azerbaycan'ındır" diyor ve "sizlere en derin saygılarımı sunuyorum" dedi. "Bir millet iki devlet" desturu ile "Karabağ Azerbaycan'ındır" diyor ve "sizlere en derin saygılarımı sunuyorum." Program sonunda Azerice söylenen şarkıya ise katılanlar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları sallayarak eşlik etti, renkli görüntüler oluştu. Ramiz Hacızade de Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Günlerde tabii ki de Azerbaycan'la beraber olmanız bizim için çok gurur verici. Her zaman Azerbaycan'ı Türkiye Cumhuriyeti olarak desteklemeniz halkımız tarafından, devletimiz tarafından çok güzelce karşılanıyor ve seviliyor. Bu destekleri her zaman hissettik, şimdi de hissediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi pandemi sebebiyle azalan kan bağışlarına katkıda bulunmak için örnek bir kan bağışı kampanyası başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi pandemi sebebiyle azalan kan bağışlarına katkıda bulunmak için örnek bir kan bağışı kampanyası başlattı. İtfaiye personeline yönelik düzenlenen kan bağışı kampanyasında özel çadırda kendisi de kan veren İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, itfaiye personelinin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bundan evvel böyle bir iki sefer bir organizasyon yaptık. Bu sene de pandemi dolayısıyla bugüne kaldı bu iş. Bir de yangınların yoğun olması hasebiyle. Tabii ki itfaiye teşkilatı Aydın'da yaşayan insanlara en zor ve en güç zamanlarında el veren bir teşkilat. Bir kan vermek, bir can kurtarmak hasebiyle hareket ediyoruz. Bizim zaten işimiz o. Yangında, kazada, belada. Bugün de Kızılay'a kan desteğinde arkadaşlarımız sağ olsun çok büyük duyarlılık gösterdiler. Bugün yoğun bir katılım var. Kızılay kurumuna eğer bir katkı sunabiliyorsak itfaiye teşkilatının adına olarak gurur duyuyoruz. İnşallah bu organizasyonlar daha devam eder. Bunu daha evvel yaptığımızda ilk Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarşıoğlu hanımefendi çok büyük destek verdi. Bize katılım hususunda büyük desteğini ve hoşgörüsünü gördük. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edecek bu yardımlarımız bizim. Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezgit de Kızılay'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi ile özellikle de İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile devamlı paydaş halinde iç içe bir kurum olduğunun altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi ve özellikle İtfaiye Müdürlüğü ile zaten Kızılay devamlı iç içe olan bir kurum, paydaş olan bir kurumlar. Ama özellikle bu zor günlerde bu kanların alınmanın biraz daha düştüğü bir dönemde İtfaiye Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve İtfaiye Müdürlüğü bu şekilde bir faaliyeti fevkalade bizim için değerli. Onun için biz Sayın Müdürümüze, kendine şahsında Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki dönemde de bu tür kan verme faaliyetlerinin artmasını temenni ediyoruz. Çünkü bize kan her an lazım olan bir durum. Çünkü vatandaşların bu durumlarda özellikle bu salgın döneminde birazcık çekiniyorlar. Halbuki gerek bizim kan birimimiz bu hususta gerek hassasiyeti gösteriyor, temiz ortam. Bütün sağlık şartları yerine getirilerek alınabiliyor. Bu hususta nasıl ki burada itfaiye müdürlüğümüzün personeli bu şekilde destek oluyorlar kan verdi. Diğer vatandaşlarımızın da kan verme hususunda hassasiyet göstereceğini bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı her hususta bizim kan ve özellikle Kızılay'ın yanındalar. Her hususta ne istersek her zaman destek oluyorlar. Ve bundan sonra bu işbirliğini, bu destekleri devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Merkez Efendi Belediyesi 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Farkındayız etkinliği gerçekleştirdi. Merkez Efendi Belediyesi 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında meme kanserine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Farkındayız etkinliği gerçekleştirdi.
Merkez Efendi Belediyesi Ana Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşen Farkındayız etkinliğinde pandemi kurallarına uyuldu. Merkez Efendi Belediyesi'nde çalışan kadın personel 31 Ekim'e kadar farkındalık oluşturmak için pembe maske ve kurdele takacak. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu hastalıkla en etkili mücadele yolu erken teşhistir. Sağlığınızı düşünün, sevdiklerinizi düşünün. Lütfen rutin kontrollerinizi aksatmayın ve çevrenizdekileri bilinçlendirmeye çabalayın. Unutmayalım, tedbirli olmak geç kalmış olmaktan daha iyidir. Bu etkinliğimizin konudaki duyarlılığının artmasına ve hastalığın önlenmesine katkı sunmasını diliyorum, dedi. Pandemi süresince önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temizlik, maske ve mesafe kuralları için farkındalık çalışmaları yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına karşı çalışmalar devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgının önüne geçebilecek temizlik, maske ve mesafe kuralları için farkındalık çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park, farkındalık oluşturmak için otobüslerle TMM yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın başlattığı TMM yani temizlik, maske, mesafe, farkındalık çalışmasına Ulaşım Park'tan destek geldi. Ulaşım Park plaj yolu otobüs garajında 10 otobüsü yan yana dizerek TMM yazdı. Otobüslerle yazılan TMM kareografisi gökyüzünden görüntülendi. Temizlik, maske ve mesafe vurgusunu her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın tarafından ulusal basında da geniş yer alan proje vatandaşlar tarafından da beğenildi. Sevgili seyirciler, doğa harikası, tabiatı ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in önderliğinde şehircilik alanında hayata geçirilen projelerle adını duyuran Seferhisar ilçesini EGTV Yönetim Kurulu Başkanı Hatem Erdağ ve İzmir ekibi ziyaret etti. İşte ziyaretten öne çıkan ayrıntılar. Türkiye'nin sakin şehir başkenti Seferihisar bütün dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Doğa harikası, tabiatı ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in önderliğinde şehircilik alanında hayata geçirilen projelerle adını duyuran ilçeyi EGTV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ ve İzmir ekibi ziyaret etti. Sağ olun EGTV olarak teşekkür ederiz için bizlere de bu kanalda bir söz hakkı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz esas sizlere. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, hem ilçenin dinamiklerini hem de daha yaşanabilir ve modern bir Seferihisar için hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Seferihisar'da daha önce doğal gaz birkaç mahallemizde vardı. Şimdi doğal gazla görüştük, İzmir gazla görüştük. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu önümüzdeki yılın başında Seferihisar'ın içme suyuyla ilgili bir altyapı çalışması var. TEDAŞ'ta görüştük. TEDAŞ'ta da bazı mahallelerde yer altına alınmayan elektrik tellerimiz var. Evet. Onları da aldık. Şu anda mahallelerimiz inşaat halinde. Fakat işte Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyunu yenileme projesiyle beraber onun bitiminde, akabinde bütün mahallelerimiz artık sıfırdan girip bir daha kazılmamak şartıyla tüm mahallelerimizin tekrar yollarını yapmaya başlıyoruz. Seferihisar'dan mesela bir ilk etapta Seferihisar'ın parasının Seferihisar'da kalması için Seferihisar Belediyesi adına bir halk market açtık. Bir şubesine yetinmedik, ikinci şubesini Ürkmez'de açtık. Ürkmez mahallesine böyle bir hizmet getirdik. Ürkmez Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız da Ürkmez Mahallesi Seferihisar'a 27 kilometre uzaklıkta yakın bir yerdeydi. Ürkmez'de de böyle bir şube açık. Onlara da bu hizmeti sağladık aynı şekilde. Pandemi döneminde de hizmeti ayağa götürmek amaçlı seyyar market projesi ürettik. Seyyar marketle insanların ayağına bu gıdalar
işte 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bu market sayesinde ulaşmaya başladı. Seyyar Market projesiyle Avrupa'da Staslova'da biliyorsunuz Staslova Seferisa yavaş şehirler ağına bağlı. Evet, sakin ağın, şehir. Evet, sakin şehir manasında. Bu ağda bununla ilgili işte her yıl düzenlenen bir orada yarışma var. Biz de bu Seyyar Market projesiyle katıldık. En iyi yaşanabilir kentler ödülü altında en iyi kentsel yaşam kalitesi ödülü altında bu Seyyar Market'le beraber ilk uluslararası ağa bağlı olan ödülümüzü de almış olduk. İkinci oldu bize projemiz. İkincilik ödülüyle şey yaptık. Evet, Türkmez Mahallesi demin de belirttiğim gibi bize 27 kilometre uzaklıkta 27 kilometre uzaklıkta olan bir mahallemizi Seferihisar Belediyesi'nin bir hizmet noktasını kurduk. Bu hizmet noktasında işte Seferihisar Belediyesi'nde verdiğimiz birçok hizmet artık o hizmet noktasına da verilebiliyor. Şimdi oradaki insanlar artık buraya kalkıp ne bileyim bir numaradan sormaya gelmiyor. Yani orada yerinde ayağında hizmet, Ürkmez, Van ve Payamlı bu bölgeyi burada toplamaya çalıştık. Ve böylelikle hem Seferihisar Belediyesi'ndeki işlerimizi biraz hafifletmiş olduk. Hem de o bölgenin hizmet kalitesini arttırmaya çalıştık. Sadece Kaleiçi ile ilgili uluslararası bir projemiz var. Şartel projesi. Kale surlarının takibiyle ilgili bir proje. Sadece'deki kalemizle ilgili. Bu proje hala daha devam etmekte. Şartel projesiyle 120 bin euro değerindeki fon, 120 bin euroluk bir fon elde ettik. Seferihisar Eko Okul programı gerçekleştirdik Seferihisar'da. Doğan Bey Bayanlı İlkokulu'nda gerçekleştirdik bunu. Eko Okul projesi de okul öncesi ilk ortaokul çevre bilinci ve çevre yönetimi sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermeye başladık okullarda. Birçok bisiklet yerleri yaptık Seferihisar'ın belirli noktalarında sürdürülebilir. Kentsel gelişim ağ programı çerçevesinde çalışmalarımız sürüyor. Böyle Seferihisar'daki çalışmalarımız sürüyor ve devam ediyor. Balıkesir'in markalaşması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor sevgili seyirciler. Markaşehir Balıkesir projesi lansmanının ardından Balıkesir'in ikinci marka teması gastronomi şehri Balıkesir olacak. Balıkesir'in gastronomik zenginliklerini ilk etapta Türkiye'ye sonrasında ise tüm dünyaya tanıtmak isteyen Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı güçlerini gastronomi şehri Balıkesir projesiyle birleştirdi. Bu kapsamda hazırlanan gastronomi şehri Balıkesir projesinin protokol imzaları gerçekleştirilen törenle atıldı. İmza töreni Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlter Kuş, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve GMK Genel Sekreteri Hasan İskender'in katılımıyla gerçekleştirildi. İmza törenine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TÜRSAP Bölge Temsilciliği, Rehberler Odası Temsilciliği, Lokantacılar Odası, 6 Eylül ve Karesi Belediyeleri ve kaymakamlıkları ile özel sektör temsilcileri katılım sağladı. İmza töreninde Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizm Birim Başkanı Candan Şahin, Balıkesir gastronomi şehri olma yolunda konulu sunumu gerçekleştirdi. Zincir restoranlarda, yöresel menülerde yer alma olabilir. Lokantalarımızda biraz daha standart oluşturmamız gerekiyor. Hem reçete hem de sunum anlamında. Balıkesir konağı temalı bir mekan geliştirilebilir ki dışarıdan gelen misafirlerimizi Balıkesir yemekleriyle daha iyi ağırlayabilmek için. Gastronomi müzesi merkezde veya çeşitli ilçelerde önerilebilir. Tabii ki coğrafi tescil sürecini ilerleyebiliriz. Etmemiz gerekiyor. Bunu sadece ulusalda değil, uluslararası hale de getirmemiz gerekiyor. Sunumun ardından protokol tarafından konuşmalar yapıldı. Topluluk kurumlarıyla, STK'larla beraber yaptığım bir çalışma. İnşallah bu şekilde de gastronomiyle ilgili bir yola girdik. Bunu da yürüteceğiz. Bizlere ajans olarak daha çok işin sekretere ve teknik kısmında yer almış olacağız. Güvenli gıda takip sistemini kurmaktaki amacımız neydi? Nihai tüketicinin kuzunun doğumundan kesimine, satışından sunumuna kadar
veteriner, gıda mühendisi ve teknisyenlerin denetiminde sağlıklı kuzu etine erişimini sağlamak. Ürettiği ürünlerin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Sayın Valim önderliğinde yapan bu projeye teşekkür ediyorum. Biz de Bakırsır Ticaret Odası olarak bu projeye elimizden gelen desteği vereceğiz. Gastronomi kentine aday olarak bu aslında çok biraz da örtülü kalmış belki. Kültürü biraz daha açığa çıkararak Balıkesir'imizi inşallah marka şehir yapma yolunda gastronomi alanında da öne çıkarabiliriz. Biz bu projeye Balıkesir Üniversitesi olarak destek vereceğiz, katkıda bulunacağız. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümündeki hocalarımız gönüllü bir şekilde iyi sonuçlar elde etmek için çalışacaklar. Valimizin başkanlığında yerel yöneticilerimizin bu işe destek vermesi, üniversitemizin de bunu bilişsel yapmasıyla biz bu işi halledeceğiz. Yani Balıkesir'i gerçekten değerlerini ön plana çıkaracağız. Gastronomi konusunda neyimiz iyiyse o iyi olan özelliklerimizi iyi tarif etmemiz lazım. İdealiyle yola çıkan bir şehrin hiç de boş bir hayal peşinde koşmadığını çok samimi şekilde söylemek istiyorum. Hakikaten biz gastronomi şehri olur muyuz? Oluruz, zaten olmuşuz. Yani bu kadar değerli sembollerimiz, değerli ögelerimiz var ki yeme içme anlamında ve hiçbiri tabiri caizse beni bağışlayın çakma değil, gerçek. Özüne sadık, orijinaliyle yaşıyor ve yaşatılıyor. Böylesine kültürü zengin bir şehirdeyiz. Konuşmaların ardından gastronomi şehri Balıkesir projesinin ilk adımı düzenlenen imza töreniyle atıldı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde Ali Ağa Belediyesi mahallelerde temizlik, onarım ve yenileme çalışmalarına aşağı Şehit Kemal Mahallesi'nde devam ediyor. Ali Ağa Belediyesi Muhtarlık İçeri Müdürlüğü ekipleri Çakmaklı, Horozgedi, Bozköy mahallelerinin ardından aşağı Şehit Kemal Mahallesi'nde de çalışmaları sürdürüyor. Ekipler mahalle genelinde çevre düzenlemesi başta olmak üzere ağaç budama, ot biçme, yol açma, oyun parkı onarımı ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarına mahallenin dört bir yanında devam eden Ali Ağa Belediyesi Muhtarlık İçeri Müdürlüğü ekipleri aşağı Şehit Kemal Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların temiz, düzenli bir çevrede yaşaması için elinden geleni yapıyor. Aşağı Şehit Kemal Mahallesi Muhtarı Ayşe Algül, Ali Ağa Belediyesi'nin mahalledeki çalışmalarını değerlendirerek Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve emeği geçenlere teşekkür etti. Belediyemiz şu an mahallemizde gösterdiğimiz bütün sorunlarımızı yapıyorlar. Otların biçilmesinde, ağaçların budanmasında, mıntıka temizliği ve çevre düzeni ne ilgili çalışıyoruz. İnşallah daha güzel olacak mahallemiz. Belediyemizle birlikte daha güzel olacak mahallemiz. Serkan Acar'a, bütün müdürlerimize, ekiplerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsi sağ olsun, var olsun. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan efsanevi Türk güreşçi Koca Yusuf'un naaşının Portekiz'de bulunan Azor Adaları'nda olduğunun iddiası üzerine harekete geçen Türkiye Güreş Federasyonu, Koca Yusuf'un mezarını bulmak ve yurda getirmek için komisyon kurdu. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan efsanevi Türk güreşçi Koca Yusuf'un naaşının Portekiz'de bulunan Azor Adaları'nda olduğunun iddiası üzerine harekete geçen Türkiye Güreş Federasyonu Koca Yusuf'un mezarını bulmak ve yurda getirmek için komisyon kurdu. Yaklaşık 15 gün öncesi bazı dergi ve gazetelerde Koca Yusuf'un mezarının Azor Adaları'nın ilk kilisesinin bahçesinde olduğu iddia edildi. Biz de tabii Güreş Federasyonu olarak tabii bu isim Koca Yusuf olunca yani cihan şampiyonu, efsane bir güreşçi, Türk gibi kuvvetli sözünü bütün dünyaya kabul ettiren en önemli isimlerden biri olduğu için biz de bir komisyon kurduk. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başkanlığında bir araya gelen Profesör Doktor Gazanfer Doğu, Profesör Doktor İbrahim İkizci, yıllar boyu tarih dergisi imtiyaz sahibi Erdal Güven, Koca Yusuf kitabının yazarı Mecit Sağır ve spor tarihçisi Gökhan Günaydın'ın katılımıyla oluşturulan komisyonda ilk toplantı Güreş Federasyonu'nun Ankara'da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Koca Yusuf'un naaşını yurda getirmek istediklerini söyledi. Burada tabii bizim amacımız yani geçmişimize karşı bir sorumluluğumuz var. Yani tarihimize karşı bir sorumluluğumuz var. O
sorumluluğumuzu Güreş Federasyonu olarak yerine getirmek adına bir komisyon kurduk. Bu komisyonla bugün ilk defa bir araya geldik. Toplantımızı yapacağız. Burada çıkacak kararlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz. Tabii bu bir iddia. Yani doğru olup olmayacağını komisyon araştırdıktan sonra ortaya çıkacak. Eğer doğruluğu tespit edilirse Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey'in ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yardım ve destekleriyle Koca Yusuf'un naaşını hak ettiği yere, yani ülkemize getirmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilleri Zeynel Emre ve Özgür Karabat bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Erzincan'a gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul kurmayları Erzincan'daydı. İstanbul milletvekilleri Zeynel Emre ve Özgür Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras ve bazı parti yöneticileriyle birlikte organize sanayi bölgesinde bulunan işletmeleri ziyaret ettiler. İstanbul milletvekili Zeynel Emre konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde ziyaretlerde bulunduklarını belirtti. İl Başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin her yerinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Amacımız şu, Türkiye'de özellikle KOBİ'lerin çok ciddi problemleri var. Hem pandemi sürecinden ötürü yaşadıkları etkiler var, hem de genel olarak pandemiye kadar da ülkedeki kötü ekonominin yansımalarını, sonuçlarını en çok hisseden yerler buralar. Ve hem sorunları hem çözüm önerileri, yapılması gerekenler, bunlarla ilişkin kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Bugün Erzincan'daki ziyaretlerimizden Can Kardeşler Tekstil'i gerçekten çok beğendim. Her iki kardeşi de tebrik ediyorum çünkü buradan İspanya'ya, Zara'ya, dünyaya tanınmış firmalara ürün yapıp götürmek, göndermek, ülke ekonomisine çok büyük katkısı var ve demin gezerken de gördüğüm bir şey, çalışanların %90'ının kadın olması önemli. Çünkü bizim Türkiye olarak sorunlarımızdan biri kadınların iş gücüne yeterince katılmaması. Türkiye'nin bütün illeri birbirinden güzel ama biz sanayide olsun, tekstilde olsun baktığınızda öbeklenmiş durumda. Yani yüz ölçümü olarak birbirine yakın şehirler. Birinin nüfusu 10 milyonsa birinin nüfusu kalmış 300 bin. Dolayısıyla herkesin kendi şehrinde çalışabilmesi, üretebilmesi, mutlu bir yaşam sürebilmesi önemli. Bu türlü yerlerin de muhakkak teşvik altında desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz buralarda aldığımız izlenimler, tespitler, bu sürece ilişkin KOBİ'lerimizin istekleri, hepsini not ediyoruz, raporlayacağız genel merkeze ve önümüzdeki hafta genel başkanımız sadece KOBİ'lere ayrılan bir gündemle neler yapılması gerektiğini kamuoyuna açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise ülke genelinde yaşanan sorunların yerinde tespiti amacıyla ülke genelinde çalışma yaptıklarını ifade ederek Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların sayısının artması gerektiğini, istihdama katkı sağlayacak firma sayısının da yeterli olmadığını ifade etti. Gördüğümüz kadarıyla Erzincan tarihsel olarak bazı kesintiler yaşamış büyümesinde. Özellikle depremlerden dolayı büyümesinde bazı kesintiler yaşamış ve aslında en çok göç veren illerden bir tanesi. Bunu zaten milletvekili sayısının her seçim döneminde azalmasını gözlemliyoruz. Oysa Erzincan büyüme konusunda avantajları olan, çevresindeki illerle bağlantılar konusunda avantajları olan bir bölge. Hak ettiği kıymeti yeniden bulması açısından da biz raporumuzda bunu dillendireceğiz Erzincan'la ilgili. Burada gördüğümüz atmosfer şu, özellikle bu firmada kadın istihdam açısından çok önemli bir şey yaşıyoruz. Kadın istihdamın ötesinde Türkiye'de tekstil sektörü son zamanlarda bir parça çaput olarak nitelenen bir sektör ama aslında Türkiye'nin dünyada en uzman olduğu alanlardan bir tanesi tekstil. Çok çeşitli avantajları var. Model yaratma avantajı gibi avantajları var. Terminin esnek olması gibi avantajları var. Stok maliyeti açısından avantajları var. Dolayısıyla aslında tekstil sektörünün yeniden modernize edilmesi, teşvik edilmesiyle birlikte Türkiye'deki işsizliğe de
çözüm olacağı gerçeği var. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ardından Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bazı fabrikaları ziyaret ederek firma yöneticileriyle görüştü. Yapılan ziyaret sonrası konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan, milletvekillerine Erzincan ziyaretinden dolayı teşekkür ederek sorunların yerinde tespiti için bir dizi ziyarette bulunduklarını söyledi. Pandemi sürecinden beri partimiz Türkiye genelinde işletmelerle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan bir 10 gün önceki süreçte esnaflarla ilgili bir basın açıklaması yaptık. Daha sonra şimdi 81 ile partimiz milletvekillerini görevlendirerek illerde ziyaretler yaptırıyor. KOBİ'lerle bağlı işletmelerde ekonomik durumla ilgili, pandemi sürecindeki ekonomikle ilgili bilgi alışverişinde bulunacağız. İşletmeleri yerinde ziyaret ediyoruz. Sayın milletvekillerine de teşekkür ediyorum. Sözü kendilerine bırakın. Evet, sayın. Sarnıç bölgesindeki mahallelerin muhtarlarıyla birlikte sokakları adım adım gezen Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda ihtiyaçları yerinde tespit etti. Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda, Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, Ferdan Yiğit ve birim müdürleriyle birlikte Sarnıç bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Arda, Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes mahallelerinin muhtarlarını ziyaret ederek onlardan mahallelerinin ihtiyaçlarını ve yurttaşlarının taleplerini dinledi. Sarnıç bölgesindeki ihtiyaçları tespit etmek üzere ekibiyle sahaya inen Başkan Arda, mahalle muhtarlarını yanına alarak sokak sokak gezdi. Sarnıç bölgesini adım adım gezerek yerinde inceleme yaptıklarını, gördükleri sorunlara hızlı şekilde çözüm ürettiklerini dile getiren Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda, "Göz bebeğimiz Sarnıç'ta, başkan yardımcılarım ve birim müdürlerimle incelemelerde bulunduk. Muhtarlarımızı ziyaret ettik." dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Kırmadı bizi. Eğitime büyük destek sloganıyla başlatmış olduğu kampanyayla şehir merkezindeki ihtiyaçlı öğrencilere tablet dağıtan Sivas Belediyesi, köydeki öğrencilerin çağrısına da duyarsız kalmadı. Sivas'ın Altınyayla ilçesi Gümüşdin köyünde uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler EBA'ya giremedikleri için video klip hazırlayarak yardım çağrısında bulundu. Çocukların seslerini sosyal medyada duyan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin hemen talimat vererek köyde öğrenci bulunan her eve bir tablet göndereceğinin sözünü verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve ekibi de Gümüşdin köyüne giderek onlarca çocuğun yüzünü güldürdü. Sebebi senin derslerin iyi olmaz. Ya, eğer dersleri bundan sonra da öyle idare edersen bu iş olmaz. Dersleri daha iyi olması lazım, değil mi? Tamam, 6. sınıfın konu anlatımı ve soruları var. Senin bunu çalışacağın, bu soruları da çözmen lazım. Biraz başına iş açtın. Baban da sana bunu okutur. 300'sünüz, kimisinin ablanız oluyor. Sen 11. sınıfa mı gidiyorsun? Evet abi. Şimdi siz bir video çekmiştiniz, değil mi? O videoyu Hilmi Başkan gördü, size bir hediye gönderdi. Hem derslerinize yardımcı olacak hem de burada internet olmuyormuş. İnterneti de içinde olan bir tablet gönderdi. Hem derslerinize yardımcı olsun dedim. Hem de size böyle küçük bir hediyesi olsun istedim. Hadi gelin böyle. Buraya. Sen de al. Tabii tabii sen. Bu sizin ikiniz için. Tut senden Nurefe. Evet Musa. Bunda da hattı var. Bunu takınca internette bunun içeri. Nereden takıyoruz? Kız diye bağırdın aldırıyoruz. Burada ilmesi var. Kullanım kılavuzu var. Musa. Hilmi Başkan sizi görmüş çektiğiniz videoyu. Bana dedi ki hemen dedi onların tabletlerini işte ders kitaplarını falan hazırlayın. Gidin dedi. Sinan Başkan'ı da aradık. Dedi ki Sinan Başkan'ı sen oraya geliyoruz. Dedi ki bir tablet gönderdi sana. Bunu sen hediye et dedi ama bundan sonra derslerinde daha başarılı olması lazım dedi. Tablet dağıtımı sonrası çocuklar köy okulunun önünde toplanarak bir video daha çekerek teşekkür mesajlarını Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e gönderdi. Başta Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere Altınyayla Belediye Başkanımız Sinan Akbulut'a ve muhtarımız Uğur Başer'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Pamukkale Belediyesi'nin 23 mahalleyi kapsayan beton, kilit, parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor sevgili seyirciler. Belen Ardıç Mahallesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında 5000 metrekare yola taş döşendi. Pamukkale
Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde devam eden beton kilit parke taşı yol ve kaldırım yapımı çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar ve Pınarkent mahallelerinde tüm sokaklar beton kilit parke taşıyla döşendi. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamdaki çalışmalarını Belen Ardıç Mahallesi'nde de gerçekleştirdi. Yaklaşık 5000 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar tamamlanarak yollar Belen Ardıç sakinlerinin hizmetine sunuldu. Belen Ardıç Mahallesi sakinlerinden Mustafa Arı, Zekeriya Ertürk ve Ali Açıkgöz yapılan çalışmadan dolayı memnun olduklarını belirtti. Şimdi önceden yağmur yağdığı zaman su gölet oluyordu. Şimdi o gitti Allah'a şükür. Kabirimiz yolu tek yoldu, şimdi çift oldu. Yeni yapılan yol önceden yağmur yağdığı zaman bir yeri dere, bir yeri tepe yani yürümekte de zorlandı ama şimdi çok güzel olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Zekeriya Ertürk, Belen Ardıç Mahallesi'nden. Yani önceden bildiğin gibi patika yol. Şimdi taş döşen daha güzel oldu. Bir şey olarak güzel oldu yollar. Teşekkür ederiz. Ben Ali Açıkgöz, Belen Ardıç Mahallesi'nde oturuyorum. Eskiden çamur şey oluyordu. Şimdi sel akıyordu, bozuyordu. Şu anda taş döşendi. Memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi mutlu insanların yaşadığı bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmaları kapsamında Taksim Mahallesi'ndeki Sebze Hali yolu olarak bilinen 1129. sokakta asfalt çalışmalarında sona yaklaştı. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt çalışmaları devam ediyor. Son olarak 1129. sokakta eski asfaltın söküm işlemlerini bitiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün itibariyle asfalt döküm çalışmalarına başlattı. 325 metre uzunluğunda yapılacak olan asfalt çalışmasında 8700 metrekare alan için 1250 ton asfalt kullanılacak. Başlatılan asfalt çalışmalarını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da yerinde inceledi. Başkan Aksun'a belediye başkan yardımcıları İkram Çamur ve Savaş Sinanoğlu da eşlik etti. Burada açıklama yapan Başkan Aksun, Sebze Ali önünde bulunan sokağımızın asfaltını dökmekteyiz. Allah nasip ederse Erzincan'ımızda asfaltsız sokak bırakmamak için niyetlendik dedi. Değerli Erzincanlı hemşehrilerim, bugün de Sebze Ali önünde bulunan bu sokağımızın asfaltını dökmekteyiz. Allah nasip ederse Erzincan'ımızda asfaltsız sokak bırakmamak için niyetlendik. Bugün buradaki bu problemli olan yola asfaltlayarak Allah nasip ederse ilerleyen zamanda hukuk fakültesinin bulunduğu alana kadar yani bahçe kültürlerine kadar bu asfaltı da tamamlamış olacağız. Böylelikle Erzincan'da daha rahat seyahat edebilmek, ulaşımı daha rahat sağlayabilmek için bu tür hizmetlerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bütün vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili seyirciler, UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında deplasmanda oynadıkları Villarreal maçını değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, rövanş karşılaşmasını beklediklerini söyledi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında deplasmanda oynadıkları Villarreal maçını değerlendirdi. Çalınbay, rövanşı dört gözle beklediklerini söyledi. Oyun olarak gayet iyi, çok iyi oynadık. Yani bir kere oyundan hiç kopmadık. İyi mücadele ettik, iyi pozisyonlar da yakaladık ama yalnız tek sıkıntımız defansif açıdan oldu. Yani yemememiz gereken goller yedik. Özellikle son 3 üçgen, son 2 tane yediğimiz golle şanssızlık yani orada 10 kişi kalmamız, bir oyuncuyu bir an önce alamamamız yani oyunu sürmesi ve Samba'nın sakatlanıp dışarı çıkması. Ondan sonraki oyuncuyu bir türlü içeriye atamadık çünkü oyun durmadı. O anda da gol yedik. Ondan önce zaten Samba ve
Samas'la birbiriyle çarpışınca adam için hiçbir şey kalmadı. Bomboş kaleye gol attı. Yani o iki tane şanssızlık yaşadık. Ama bu maçı telafi edeceğiz. Onun rövanşı var. Yani dört gözle de rövanşını bekliyoruz bu maçın. Ve çok zor bir maç olacak. O maç için söylüyorum. Kıran kırana maç olacak. Ama şu anda Avrupa kupalarından gerçekten belki de kimsenin beklemediği şekilde iyi oynadık. Gol attık. Goller attık. Üç tane gol attık yani deplasmanda. Süper Lig'in 6. hafta maçında Denizli Spor sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Robert Prosenički ve kulüp başkanı Ali Çetin karşılaşmayı değerlendirdi. Süper Lig'in 6. hafta maçında Denizli Spor sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Denizli Spor teknik direktörü Robert Prosenički maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Primero enhorabuena a Beşiktaş, ¿no? Ha ganado un partido donde primer parte estaba mucho mejor que nosotros, ¿no? Entramos bien en el juego. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. İlk yarıya baktığınızda bizden daha iyi oynayan bir Beşiktaş vardı ilk yarıda özellikle. Baktığınızda bireysel hatalardan da boğuyan iki gol var. İki gol yediğinizde Beşiktaş'a karşı geri dönmek tabii ki de kolay olmuyor. İlk golde kendi kalemize attık. Lopez vardı pozisyonda. Sonrasında penaltı pozisyonu oldu. Böyle penaltı olunca tabii ki de moralmen olarak da zaten hani toparlayacağın noktada daha çok geriye götürür takımı. Sonrasında ikinci yarıda baktığınızda istediğimiz oyunu sergilemeye başladığımızda kırmızı kart pozisyonundan sonra iki golü de bulduk. Daha iyi oynadık ikinci yarı. İki golü bulduktan sonra zaman yetmedi aslında. İstediğimiz şeyleri yapmaya enerjimiz, zaman da yetmedi. Ama baktığınızda verdiğimiz mücadeleden dolayı da ikinci yarı baz alındığında iyi şeyler de görebiliyoruz. Biz bu hafta tabii ki de hani bir maç kaybettik. İstediğimiz gibi olmadı. Çünkü istediğimiz gibi başlamadık maça. Ama gereken bütün analizleri yapacağız ve geliştirilmesi gereken bütün alanları geliştireceğiz, çalışacağız. Denizli Spor Başkanı Ali Çetin ise Beşiktaş mağlubiyetinin ardından hakemleri eleştirerek bir pozisyonun penaltı olduğunu ve video hakem uygulamasına gidilmesine rağmen verilmediğini belirtti. Sizlerin de seyrettiği gibi burada gerçekten Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. Bunun izleyen olursa, daha doğrusu izlendiği zaman bunun bariz penaltı olduğunu bütün herkes görüyor, gördü. Bütün yorumlarda şu şekilde, işte bu şekilde şu an. Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu. Yazık. Yani bu emekler bu Anadolu kulüplerinde yukarıdakiler gibi olmuyor. Burada gerçekten çok emek tırnaklarla bir yere geliniyor. Ondan dolayı bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Böyle ucuz, bence ucuzluk yani gerçekten bu emek öyle kolay kazanılmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta mücadelesinde çarşamba günü kendi sahasında Hacettepe Spor'la karşılaşacak olan Ana Gold 24 Erzincan Spor Teknik Direktör Özcan Kızıltan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 6. hafta mücadelesinde grubun güçlü ekiplerinden Uşakspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden ve grubunda bir maç eksiğiyle 3. sırada bulunan Ana Gold 24 Erzincan Spor Hacettepe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi tesislerinde çalışmalarını teknik direktör Özcan Kızıltan eşliğinde sürdüren Ana Gold 24 Erzincan Spor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren Ana Gold 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, çalışmaların çok iyi devam ettiğini ifade etti. Takım antrenmanını izleyen kulüp başkanı Gökhan Keleş de takımın çalışmalarından ve aldığı sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.